محمد رويت بالنور طينته محمد لم يزل نورا من القدم مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد حاكم بالعدل ذو شرف محمد معدن الإنعام والحكم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك غير الخلق كلهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين Muhammed ve ala ve sahbihi ecmaîn. Mektubat-ı Rabbaniye'den kaldığımız dersten devam edeceğiz. İnşallah Rahman. İtikadla ilgili meseleleri beyan ettikten sonra İmam Rabbani Hazretlerimiz biraz namazla ilgili bazı mesail burada zikredecektir. İnşallah Rabbim istifade nasip eder. Zaten bu konudan sonra da bu mektup bitiyor. Ondan sonra diğer itikat mektuplarındaki derslere devam ederiz. İnşallah Rahman. buyuruyor ki ve la mutlaka e, sakinleşmek lazım fi ruku ve sucud ruku ve secdede yani bu nedir işte efendim hemen ruka gider gitmez kalkmayacaksın ruka gitti duracaksın demektir işte belin yerleşecek o sonra secdeye gidin. Bazı gelince adam böyle secdeye şöyle deyip kalkıyor böyle. Deyip kalkıyor. Rukiye eğildiği anda kalkması bir oluyor. Bunlar tadil erkana uymuyor. Namazın feyna imma farzun bazı alimleri göre farzdır ve vacibun e vaciptir. Alel kavl muhtar seçkin görüşe göre en azından vaciptir. E biliyorsunuz vacibin terkinden de sev secde icap eder. Daha e se hangi sev secdeyle baş edeceksin? Yani her namaz sevil secde icap edecek. Ondan sonra bütün namazlarında sevil secde nasıl yapacaksın? Veyahut da sevil yapacağına rükûru şeyleri doğru yap yani. Sevil secdelik bir iştir. E bu da e, sevil secdeyi de terk ediyor. Sen doğru kıldığını zannettiği için sevil secdeyi de yapmıyor yani. yani bu sefer namaz e, eksik oluyor, noksan oluyor. Efendim, iadesi gerekiyor. E, i̇adesini de doğru bilip de yapmadığında, iadeyi de iade gerekirse devir lazım gelir. Kıyamete kadar bunun ne kazası biter ne iadesi biter. Yani bir namazı doğru öğrenmek lazım. Ondan sonra hani bir sevi secde, sevi secde yanılmayla olana denir. Sen yanlış kılaraktan her namaza sevi secde icap edecek bir şey olabilir mi yani? Sehif demek unutmak demek. Sen ette teyatı okurken, üçe kalkacakken farzda Allah'ım salli Allah'ım var okursun falan da yanıldığından yani okursun da bu sevi secde olur yani. E sen şimdi rükû doğru yapmamak, secdeyi doğru yapmamak, Teaddil ergansızlık, tumaya niyet yok yani sakinleşmeden böyle gidip kalkmak hemen. E bu seviye icap ediyor ama sen bunu öğrenmediğinden bu seviye icap ediyorsa bunun sonu yok ki. Burada sen vacibi tamamen terk etmiş oluyorsun. Bunu seviye de kurtarmaz. Kasıtlı gibi bir şey. Şimdi öğrenmemek de kasıtlı bir şey. Sen şimdi ben bunu bilmiyordum demekle mazur sayılmazsın. Elmal var. Niye ilmal farz dedik? Yani Talebül ilmi ferizatun ala kulli müslimin ve müslüman. Her müslüman erkeğe, kadına ilim tahsili farz. Hangi ilim? Bu usulü usul usulü hadis değil ki yani. ilmi hal farz. Çünkü beş vakit namaz kılacak da yani abdest, taharet, gusül, beş vakit namaz. Bu insanın her gün lazım olan, her vakit, günde kaç kere lazım olan bir, bir şey. E bunu bilmek tabii ki farz olur. Evet ben fakirim, zekatım Yok zaten, zekatla il, ilgili oku, şey okumama gerek yok. Tamam, anlarım. Ben fakirim, şimdi hacca gitmiyorum. Ben haçla ilgili meseleleri okumama gerek yok. Anlarım. Haça gitmiyorsan, gideceksin sene Gideceksen hazırlanırsın, o konuyu anlarsın. Fakat bu abdest, namaz, gusül, taharet, tadil erken, işte namazın içindeki şartlar, dışındaki şartlar, bu konu, e, hiçbir Müslümanın gaflet edemeyeceği, cahil kalamayacağı, öğrenmeden duramayacağı bir mesele. Bunsuz yaşayamazsın yani. Ha ben zaten namaz kılmıyorum ki. Oho! Özrün kabahatinden büyük. Zaten namaz kılmıyorum ki desin. Sana kim Müslüman diyor ki o zaman ben de derim. Yani. Tamam gavur da demiyoruz ama menzile beynel menzileteyn de ispat etmiyoruz. Mutezile değiliz ama e şimdi bazı sahabeye göre, Hambeli mezhebine göre, birçok sahabeye göre de Müslüman sayılmadığının da farkında olman gerekiyor o zaman. Burada zaten şüpheli can cennete girmez. Yani bu duruma geldikten sonra ben zaten namaz kılmıyorum ki ilmi öğrenmemiş. E sen zaten baştan namaz kılma farzını terk ediyorsan ama namazdan evvel de senin abdest, kusur, taharet, ilmihal, tadil erken ilimlerini öğrenmen zaten farz edin. Namazın farzından evvel. Çünkü o farzları bilmeden bu farzı yapamayacaktın. ...bu da sana bugüne kadar öğretilmedi... ...sen de ne yaptın... ...namaza başladın... ...bir hocanın sohbetinden etkilendin... ...şudur Şu budur başladın... ...arkadaşlar sana başlattı... ...ama sen yine ilimsiz başladın... İlimsiz başladığın için... ...namaz farzını yapayım derken... ...namazın içindeki farzları terk etmeye başladın... ...ve vacipleri terk etmeye başladın... ...sırf tadil erken risalesi yazdım ben... ...ben namaz ilmihali ayriyetten yazmıştım... ...dini dileğimi ünlü müra. ...namaz hakkında altı kitabım var... Namaz ilmi halinde tafsirat vardı. E sonra şimdi İman-ı İslam ilmi halinin yüzlerce sayfası sırf abdest namaz mesailidir. Yüzlerce sayfası yani bilmem ne 200 300 sayfası. 800 sayfadır birinci cilt. İki cilt hazırlayamadık da. E şimdi sen oradaki bunların e, bunlar varken ben niye bir daha tadil erken risalesi yazdım? Çünkü İmam Rabbani Hazretler çok önem verildi bu işe. Çok mektupları var. Sadece o risale de mektubattaki bu ustaki bütün mektupları da koydum tercüme ettim. Ondan sonra İmam Birgivi'nin Muaddin salatı da orada tercüme ettim. Yani oraya baktığın zaman şu anda Tadil Ergen Risalesi'ni okumamış ve tatbikine namazla sokmamış bir insan kusura bakmasa. Yani ahirette sopayı yer yani. Namaz kılıyorum buluyorum lan olmaz. Nasıl kılıyorsun meselesi de var. Huzuru huşu hiç konuşmuyorum yani. O da manevi tarafı namazın ruhu kalbi meselesi. Onu hiç konuşmuyorum şu an. Zahirle ilgili konuşuyorum. Farz vaciple ilgili konuşuyorum. Alel kavlül muhtar seçilen görüşe göre vaciptir diyor en azından. Farza diyen var. Fakat seçilen görüş sünnet olduğu değil. Vaciptir. Yani terkinde sevi secde icap ediyor. E sen her dakika terk ediyorsun. Bunu hangi sevi secde baş edecek? Yani orada bir hesap yaptı. Zaten Semmam bir gibinin kitabından hatırlıyorum. Tadil erkansız namaz kılanın kıldığı iki rekat namazda kaç günaha girdiği. Üf. Şimdi bu şey tabii ben de elim almış değilim. Bir hesap çıktı. Toplama, çarpma, çıkarma hiç yok tabii. Hep toplama, çarpma var. Neticede ne bileyim bir bakarsanız ya, 1800 mü? İki rekat namazda 1900 günah giriyor. Yani tadil erkansız kılan. Ya biz bu namazı niye kılıyoruz abi? Cevap alalım diye. Ya hocam hadi, ben onları bilmiyorum madem. Hiç kılmayayım dahi. Namazı da bırakayım. İşte sen böyle ahmaksın. Böyle ahmaksın yani. Bir sana şimdi namazı mı bırak dedik? Cehaleti bırak. Tadil erkanı öğrenmeye dön. kafan çalıştır. Sen ne konuşuyorsun? Namaz bırakılır mı hiç? öyle böyle kılacaksın. Ama bir yandan yanlışları düzelterek, tahsiye ederek günahlarını azalt oradan. Namazı kılmamak ekberul kebair. Şirkten sonra en büyük günah. Biz şimdi onu mu diyoruz? Günahların da meratibi var. Şirkten sonra en büyük günah terkus sala. Namazın terki. Sen namazı ben o zaman koda günah gireceğim ve namaz kılmayayım. Şimdi bunu böyle mi anlamak lazım yani? Mantık mı mudur Yani? Desene ki bu namazı madem mecbur kılacağım şirkten sonra en büyük günah. O zaman sen namazın içindeki e, ilmi hali öğrenmeye baksana. Teadil erken risalesi elinizden düşmemesi lazım. Küçük bir risale. Ama insan ondaki ilimleri okumadan Namazı hakkıyla kılamaz yani. O hususta da müstakil bir risale ben duymadım Türkçelerde. Türkçelerde. Ben de onu cem yaptım yani. Mektubattan, işte bir gibi hazretlerden vesaire. Ve yenbegî. Gerekir en yesteviye düzelme kaimen ayakta. Alel kemal. Alel kemal tam manası. Ne demek? Şöyle dümdüz oluyorsun. Yani geri doğru demek istemiyorum. Ayakta rükudan kalkışta Böyle yarı kalkmayacaksın. Bazıları farkında mısın? Lastikli gibi. Böyle biraz kalkar Daha düzelmeden tak aşağı. İşte bunlar tadil erkana rahat etmeyen lanete uğramışlardır. Fil kavmeti kavmede. Kavme neresi? Rükudan sonraki kalkış. Kıyam neresi? Rükudan önceki kıraat yaptığın ayakta durmak. Kavme neresi? Rükudan secdeye gitmeden o aradaki ayağa kalkmak. Alâ o şekilde kalkacaksın ki yarcu kullu uzvin her uzvun dönecek ila mahalli yerine dönecek. Ne demek? Yani efendim elin, ayağın, ondan sonra gözün, kulağın ne yapacak? Efendim kalktığın zaman şöyle hareketler bitecek. Her şey böyle yerine yerleşecek. Ve istikrar edecek fi makari yerinde. Yani ne demek? Hareketsiz kalacak. Hareketsiz kalacak ne demek? İşte şimdi insanların rükudan kalkışına bakın. Ekseriyetinin hareketleri daha bitmeden secdeye doğru eğildiğini görürsünüz. Çünkü orada sakin şöyle bir durması lazım. Bütün hareketler ama tabi o arada Allah'ım Rabbena ve lekel hamd de denecek. Adam Rabbena ve diyor ama yarısını kalkarken yarısını da inerken dediği için yine düz durmuyor. Ve tumeninetü lazimetün. Ha şimdi Kalktın düzeldin. Orada da sakinlik lazım. Eyza badel istiva. Düzeldikten sonra kaimen ayakta olarak. Ne demek? Böyle kalktın dümdüz dikine durdun tam. Ondan sonra orada da ve hareketlerin sakinleşmesi lazım. Yani ben kalktım durdum o anda eğilebilir miyim? Yok eğilemezse. O anda bir sakinlik duracaksın öyle sakin. Ha ne kadar? Farz namazlarda Allah'ım ve Rabbene ve lekel hamd. Orada dediğin zaman bu yetiyor. Ama nafile namazlarda ben şimdi dualarım kitabının ikinci cildinde sırf kavme, celse işte iki secde arasında secde rükû duaları. Nafile namazlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok okurdu bunları. Çok kuvvetli sünnet. Hep sahip bunlar. Sünnete ittibat. Cezegü ya. Güya. O zaman hamden kesîran tayyiben mübareken fîh var. En azından Efendi Hazretleri'nin öğrettiği. Bukhari hadisinde. Sonra diğer bazı dualar var. Sünnete hakkıyla ittibat etmek isteyenler. Ölmeden evvel bu sünneti de yapayım diyenler için. Diğer bütün kaynaklarıyla sohbetleri yazdım yani. Şey o duaları. E şimdi ama farz da sadece Rabbena elgele de kurtarıyor ama biraz daha rahat durma bilmek için vakit geçmek bakımında Allahümme Rabbena ve lekel olursa eftal olan. Dört görüş var. Rabbena elgele hamd. Rabbena ve lekel hamd. Allahümme Rabbena elgele Rabbena ve lekel En faziletlisi Allahümme Rabbena ve lekel hamd der. Bunu oradayken, sakinleşmişken yapmakta nedir? Efendim, e, lazımdır diyor. Feynna bak, tume inet, orada sakin durmak, hüna, e, kavme makamında imma farzun, ya farzdır, ev vacibun, ya vaciptir, ev sünnetün, ya da sünnettir, alek tilaf var. Sözlerde, fıkıhtaki kavillerde ihtilaf var ama, Tadil erken vaciptir. Yani orada bir anlık durmak, sakinlik o vacip. O kesin. Ve hakeza fil celsetilleti yebeyne secdetek. İki secde arasındaki oturuş. Bunun adına celse deniyor. Evet. Şimdi normal oturuşa kade deniyor. Kade birinci oturuşa kade ula. İkinci oturuşa dört rekatlık olursa namaz. Kade yahire. Zaten namaz iki rekatlıksa kade ulası olmuyor rekat ahiresi oluyor. İki secde arasındaki oturuşa ne deniyor? Celse deniyor. Yani secdeden kalkıyoruz, oturuyoruz. Yelce mufiya. Burada da ne gerekir? Et tumenine ba'del istikrar. Kemafil kavme. Kavmede olduğu gibi tam dikine duracak. Yani düz oturacak, beli düzelecek. Bu istikrar. Düz oturduktan sonra ne gerekir? Sakin durması gerekir. Burada da Alaeddin Efendi babamıza hadis-i şeriflerden anlarak Rabbi deniyor. İki secde arasındaki dua asla reddolunmaz. İki secde arasındaki dua makbuldür. Burada dörde kadar farzlarda da denebilir. Zekeriya Kan bir talebesi var. Büyük bir alim muhatis Medine'de. Onlar da işare etmiştim o zaman. Allah mağfirli ve erhamni ve ehdini ve afini. Allah mağfirli ve erhamni ve Dörde kadar farzlarda denilebiliyor. Bunun üstüne çıkışlar var. Vecburni ve rufani Bunlar nafilelerde, sünnetlerde denilebiliyor. Ali Adel Efendi babamızın tavsiyesi, Efendi Hazretlerimizde ameli ve tatbiki ve üzere Rabbi Yani insan secde, farza da bu var. Secdeden kalkıp oturduğu zaman ha boşta dursa olur. Yani o tadil erkan yerine gelir. Bir şey okuması şart değil. Tadil erkanın şartı değil o bir şey okumak. O sen orada hazır duruyorsun. Boş durma bir de dua kabul olsun. Ama Rabbi Ya Rabb beni bağışla. Rabbi gıfirli. Yani Rabbe olur. Bu bir gıfirli de dersen bu da ama orada denk geleceksin. Yarısını kalkarken yarısını inerken oldu mu İstikrar olmadı. Tuma lazımdır. Düz oturacaksın. Oturduktan sonra da sakinlik. Tuma sakin durmak. Hiçbir uzuv kıpırtaşmıyor. O arada da Rabb'i gıfirli dersen. Ve kallu ruku'i ve sucudi. Ruku ve secde tesbihlerinin en azı 3 merrat. Üç keredir. Üçten aşağı olmaz. Yani tabii bir kere Sübhan Rabbiyel A'la demekle de farz yerini bulur. Farz yerini bulur ama sünnet tamamlanmaz. Çünkü hadis-i şerifte ne buyuruyor? Zaten Mebu Davut'tadır. Men kâlâ selâsen fekat temme rükû. Sübhan Rabbiyel Azîmi üç kere diyen rükû tamam oldu. Men kâlâ selâsen fekat temme sücûdû. Sübhane Rabbiyel A'la üç kere söyleyen rükû tamam olur. En azıdır. Ve ekferuha çoğu ilâ seb'i 7'ye kadar çıkar. Ev Hadi aşara 11'e kadar çıkar. Alektilaf var. sözlerin ihtilafına göre. Tabi bu 11 en üst sınır değil. O Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yarım saat secdede kaldığı var. Yani sahih hadislerde geçiyor. Bu gari müslim i̇bn Abbas'ın kendisine uyduğu bir namazı e, teheccüd e, ama yarım saat, bir saat kadar secdede rükuda kaldıkları oluyor. Orada 11 olmaz. Burada en azını söylüyorum. Yalnız biliyorsunuz tek sayıya riayet lazım. İnne Allah'a yuhibbul vitr. Allah tektir teki sever. 3, 5, 7, 9, 11, 13 böyle gidebilirsin. Ama ve tesbihul imam. imam ne kadar diyebilir? Yembeği gerekir en yekune ala kadri muktedine. Kendisine tabi olan cemaatin durumuna göre. Çünkü cemaat eğer derse hocam biz senin beş kere tesbihat okumana, yedi kere okumanda falan rahat ediyoruz. Bu 5, 7 falan okuyabilir. Fakat şimdiki imamlar arkadaş 7 okusa ben 3 yetiştiremiyorum ya. Yani şimdiki imamlara 3 oku dersen biz orada bire zor denk geliyoruz. Çok hızlı kıldırdıkları için. Yani bence şimdiki imamlar bir 5 yapsın. Hiç olmazsa millet 3'ü kurtarsın. Efendim. E, i̇mam cemaat. ha cemaat derse hocam 11 oku. Ya o ayrı bir şey. Fakat şu andaki camilerde kimin cemaat olduğu belli. Eskide mahallede oturan belliydi. Cemaat belliydi. Cemaatle anlaşmak olabilirdi. E şimdi merkezi yerlerde imam olan biri arkasında kimin uyacağı belli değildir. Yolcusu var, hastası var, sıkıntılısı var. Onun için fitneye lüzum yok. İmam cemaatin haline uyar derken yani beşi geçmese iyi olur. Çünkü beşten yukarısı cemaati bazı cemaati yani zarureti olan, bazı sıkıntılı cemaat da vardır. Nefesi darlanan var, şişmanı var, zor duruyor. Yani bunlar hesap ederek tabii imamın üç keredir şeyi de. Yani hızlı kıldıran bu imamlar beşten aşağı biz üç kere diyemiyoruz yani. O, onun beşinden aşağı. Ve en gerekir en yestehiyel insanu. insan utanması lazım. Min iktisarit tesbihat. Sübhanallah tesbihatını yetindirmekten. Alâ kalli mertebete en az mertebede fi halil infirat. Sen şimdi münferit kılıyorsan, tek kılıyorsan en azıyla yetinmek. Yani üç kere deyip kalkmak. Yani diyor insanın bundan utanması lazım. Utanması şöyle. Yani ya Rabbi ben bu tesbihatta yani en azıyla yetiniyorum sana tesbih okurken. Yani tabi bu tasavvufi bir şeydir. Fıkhi bir şey değil bu. Yorum. Çünkü fıkha göre üç kere okuyan ruku tamamdır. Ama manevi olarak düşünürsek Kimin huzurundayım? Rabbimin huzurundayım. Yani en azıyla yetinmek şeyinde biraz utanılması lazım. Mekruh falan demiyor bak şimdi. Utanmak lazım şeyini dikkatli anlayın. Mekruh bir şey demedi burada. Efendim. Ve vakte kuvveti listidat. Ha bir de gücü kuvveti varken. Şimdi adam hastadır nefessiz şey demiyor. Veya ağırdır veya yaşlıdır veya kolları zayıftır dayanamıyor. Bunu demiyor. Hani gücüm var mı? Var. Bir de ben buna vaktim var mı koyuyorum. Çünkü vaktin var mıydı koymak lazım. Aksi takdirde uçak kalkacaksa, tren kaçacaksa, otobüs kaçacaksa. E sen bazı otobüsten iniyorlar. Bir mola meselesi vardır. Ona göre dönüyorlar. E şimdi sen burada 5-7 yapayım derken orada yolcuyu bekletip de efendim insanlar sen geldiğin zaman en son sen geldiğin zaman hacı ya ha, neredesin hacı dedikleri zaman bu e, fıkha göre mekruh oldu şimdi. Orada Üç kere deseydin mekruh olmazdı ama... ...beş kere deyince bu sefer mekruh oldu. Neden? Vakti riayet etmedin hacı abi. Bu hacı abilerde mühim işler var. Yani bizim bir hoca efendi... mübarek çok takva... ...anladık ama... ...Viyana'dan uçağa bineceğiz... ...evvabin kılıyor ya. Ya hocam efendisi arabada da kılardı evvabini... ...yoldayız, e, uçak bekliyor. E, uçak seni mi bekleyecek? E Bileti de kesilmiş son dakika, bilet almasan beklemez gider. Fakat içeri girdiğin gözüktüğü için... ...daha sorun oluyor... Çünkü en son noktadan geçmişiz. En son noktadan geçince sonra uçağın kapısı kalmış. Sen şimdi burada evvabinleri bir de altı rekat falan bir de yavaş yavaş kılamayız yani çünkü. İslam insanların haklarına en çok riayet etmeyi emreden bir dindir. Bundan dolayı va gücün varsa bir vakte riayet. Yani başkasına sıkıntı vermeyeceksin. Mesela zil çalıyor. Ya şimdi bu zil çalıyor mühim bir meseledir. Kapıda biri var. Belki birinden kaçıyor. Belki o arada biri onun kafasına odunu geçirecek yani. Memleketi görmüyor musunuz? Her gün kapılarda bacalar bulan bulana sıkıyor öldürüyor. Yani insanlar kaçtığında kapıda zilde biri var. E hanımın gelebilir çocuk elindedir çocuğu taşıyamıyordur. Veyahut da efendim sen zil çalıyorsundur hanım yedi okursa sen kapıda tara düşer bilirsin. Ay, sıkıştın abdestten Koy vereceğin yani. E şimdi böyle haller olmuyor mu hepimizin başına? Geliyor. O zaman zil çalması mühimdir değil mi mesela? Kim çalıyor? Niye çalıyor? Çocuk ağlaması. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çocuğun ağladığını Sabah namazına durdu ki Resulullah sallallahu biliyorsunuz belki yarım saat 40 dakika kıldıran insan. Uzun okuyan bir insan farzda. Sabahın farzı uzun okunur yani. Ama kadınlar o zaman cemaate geliyordu. Arkadan çocuğun ağladığını duyunca Felaknas suresini okuyarak Hemen selam verdi sabahımda. Neden? Kadının çocuğuna kadına zahmet vermeyeyim yani. Kadın çocuk ağladıkça kadın bunalıma giriyor. E şimdi İslam'ın şeyi buysa, şuuru mantığı buysa, sen yedi oku, on bir oku, ama bunu tabi halin sah 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 sahatin takatine göre o ayrı bir şey. Onu kendin bilirsin vücudunun ahvalini. En büyük mesele de seni bekleyen yoksa zil çalınmıyorsa efendim çocuk ağlamıyorsa, ama orada kuyuya düşecek gibi bir ters yere gitmiyorsa, bir çocuk oradan efendim gidiyor bir ateşe değecek bir durum yoksa mesela yani bir gücün olacak. İki de burada kimsenin hakkı hukuku terettüp etmeyecek yani. Bu durumda sen belli der ki adam kam sen 5 der, evsem 7 der. Tamam. Bunda soruyor 11 der. 33 de ya. Her rükuda secdede 33 de buna da sıkıntı yok. Misal misal. Ama vaktin gücün müsaitsede. Bir de bu e, tabi zaten imama uyduğun zaman imam kaldırdığında başını kaldırıyorsun. Onu konuşmuyoruz tabi. Nafile de kendin kılarken konuşuyoruz. efendim. Ve vakte kastı secdet. Secde yapmak istediği zaman ya da alel arz toprağa koyacak yani seccadeye evvela ma'u akrabu ile arz yere en yakın yerlerini koyacak. Mesela bunu da yapan yok. Feda evvelen rukbeteyi. Rukudan secdeye eğiliyoruz. Yere en yakın yerimiz neresi şimdi? Ayağımız zaten yerde canım. Ayağı <laughs> yerden yukarı fırlamış olarak kıyam yapamayız herhalde. O kadar ayakta yürüyecek kadar havada yürüyecek bir kıyametimiz yok. O zaman ayağımız yerde olduğuna göre en yakın nereye geldi? Dizler. En yakın nereye inecek? Dizler inecek. Sümmeye de sonra eller sümmeyen Sonra burun süme cebete o sonra alın. Burada da ve en el yemin sağdan başlayacak. Vaktevaz o ellerini koyarken sağ el sol el. Ama böyle çok arasını açma ha. Böyle ağır çekim gibi bir dakika sonra böyle hareketler yok. Nasıl oluyor? Bak. Böyle. Evvela sağdan başlayacak. Sonra e, var Efendim dizini koyarken önce sağ diz sonra sol diz. Ama böyle böyle. Şöyle şöyle. Efendim. Ama saatizin ameliyatlı menisküsün sıkıntı veriyor falan filan. O başka zaruretleri konuşmuyoruz. O zaman solu önceden şey yapıyorsun. Sağ biraz geride tutuyorsun falan. Biraz yüksekte kaldırıyorsun hafif. O zaruretleri. Çünkü o durumda secde yapabiliyorsan yapacaksın tabii ki de. Ve Başını secdeden kaldırırken ne yapacak? Yen berenger fazla, evvela, evvela kaldıracak mı? göğü akrabu Göğe en yakın olanları kaldıracak. Göğe en yakın neresi? Ayakta durdun mu? Göğe en yakın neresi? Alın. Sonra burun. Sonra eller, sonra dizler. Terste fembeğil ibtida'u rafu'il cebin önce alnını kaldırmaktan başlayacak. Anladın mı? E şimdi kalkıp da dizini çekip de alnın yerde bunlar sünnete muhalif hareketlerdir. Bembeğen zura fil kıyam Ayaktayken nereye bakacak? İlâ mevzuya sucudi, secde yerine bakacak. Ve fil rükû, rükûda nereye bakacak? İlahi harika demey. Rükûya eğildiği zaman nereye bakacaksın? Arka safta kim varmış diye. Ayak arasından geri bakmayacaksın. Ayaklarının üstüne bakacak. Yani şu ayaklarının şurasına bakacak. Ve fil secdede ne yapacak? Gözünü yumacak. Yok ya. İlâ senfi, burnunun ucuna bakacak. Secdede burnunun ucuna bakacak. Yani göz kapanmıyor. Ve fil kuhut tahiyyatta oturduk. Nereye bakacak? İlahi de, Ellerin üstüne bakacak. Sağa sola bakmayacak. Bunlar huşu temin için. Fe inne vida nesabel basara namaz kılan gözünü diktiği zaman alel mevazı'il mezkura bu anlattığım yerlere gözünü bu dört yerden dışına çıkartmamaya özen gösterdiği zaman fe mene an nazara tefrika bakışını sağa sola dağıtmaktan engellediği zaman sarus <laughs> salatu namaz müessir ol bil cemiyeti kalbi toplu olarak ve hasulü fel huşuu huşu ve huzur hasıl olur. Huşu ve huzur kalptedir. Başka şeyler düşünürse nereye bakarsa baksın gelmez. Ama bu da buna bir yardımcıdır. Çünkü neden? Hani hadis-i şerifte ne buyuruyor? Mellem memlik aynı o feleysel kalbi aynı. Gözüne malik olamayanın kalbi zaten hiç yanında değildir. Çünkü göz baktığında akıl onu düşünüyor. Bu beyaz mıymış, bu sarı mıymış, bunun şurası yamukmuş. Oraya buraya gidiyor. Şu gelmiş, şu gitmiş, şu geçmiş. Onun için gözü toplamak kalbi toplamaya vesiledir. Ama hep böyle düzgün bakanların da kalbi tam huzur üzeridir anlamına da gelmiyor. Ama şu kesin var ki gözü sağda solda olanın kalbinin huzur üzere olmadığı o kesin. Onun için biz ne, yap ne yaparak işe başlayacağız? Evvela gözümüzü toplamaktan. Kemal ve menkul ani nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Efendim sallallahu aleyhi ve hadis şerifinde Demin okudum işte gözüne malik olamazsan kalbine hiç sahip olamazsın. Onun için evvela gözün nerelere bakacağını oralarda gözü durdurmak. Yani emma haza levhaşat kalbi levhaşat civarı. İşte sakalıyla oynayan veya sağ işte sağa sola bakan birini gördüğünde ne buyurdu? Şu adam görüyor musunuz? Kalbinde Allah'a karşı derin saygı ve huzuru kalp olsaydı uzuvlarında da bu belirirdi. Madem şöyle yapıyor, şöyle yapıyor, böyle bakıyor, şöyle bakıyor. Zaten boynunu çevirirse falan namaz bozulur kıbleden. Ama boynunu çevirmeden sağa sola bakarsa falan demek ki huşu olmadığının e, alameti olur. Ve kedâ tevrîcü le sâbi'i fi rükû. Rükûda parmaklar çok açılacak. Böyle. Bak onu da yapmıyoruz ha. Ben adı da şimdi dank etti. Rükûda böyle kavrayacak şeyi. Ne onun adı? Dizi. Şöyle. Ve zammuâ fi secde Secdede böyle kapatacak, sıkacak. Şimdi millet secdede ne yapıyor? Çünkü bütün hayvanlar derdi. Alaeddin Efendi babamız öyle derdi. Bütün hayvanlar gel, ayakları böyle açık olup parmak aralar. Mevla onlara müşahbet etmememiz için, bizi benzetmemek için insana fark ettirdi. Böyle. de kapatacak. Rukuyu da çok açacak. Sünnetün bu da sünnettir. Fembeği muratua bunları gözden geçirmek lazım. Ve tevridül asabi ve Şimdi o parmakları rükuda aç diyoruz. Secdede kapat diyoruz. Leysa bila fayda. Sen bunları boş iş sanma. Ya bunda ne fayda var ya? Ne alaka? Deme öyle. Bel fi ma fevaidu Onlarda çok men faydeler var. Emr eş-şari yani ma şeriat sahibi Allah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sana dediler böyle yap. Bir mülahazat tilkel fevaidi. Ne hikmetler, ne faydeler, ne sağlıklar, ne sıhhatler, kim bilir hangi damar nerede, öyle olunca öyle olunca vücudun içerisinde ne fayda veriyor, öbürü öyle olunca zarar veriyor. Sen bunu ne bileceksin? Daha neler çıkıyor? Yani. Bazı şeyler hani hikmetleri bazen zuhur ediyor da bu tıpta mıpta bir şeyler çıkıyor. İnsan şaşırıyor kalıyor ya. Yani ayak parmağının, baş parmağının, ayağın dikilmesi, secdede bunu yapmaz falan. Bütün bunun kalbe bile faydası varmış. Ha bunları ama senin araştırman gerekmiyor. Ve leyselena faidetun asla tüsavi mutabaate sahibi şeriat aleyhi ve salat ve tahiyyat. Bizim için şeriatın sahibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle yapardıysa yapması onun sünnetine bizim uymamıza denk gelecek hiçbir fayda yoktur. En büyük fayda ona denk gelecek fayda yoktur. En büyük faydadır sünnete ittiba. Bir sünnete ittiba, ölmüş sünneti ya yüz şey cevabıdır. Senin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e uymaktan büyük faydan yok. Hani kalbine yarar, damarına yarar, beynine yarar. Boş para onları. Yarıyorsa yarar. Zaten Allah yararsız iş sana söylemez. Ama senin en büyük kazancın ne? Sünnete ittiba. Allah çünkü <laughs> Allah. Bana uyun Allah sizi sevecek buyuruyor. Allah'ın seni sevmesinden daha büyük karın var mı dünya ahiret? Sevdim erişim az gider. Onun için biz sünnete ittiba niyetiyle yapacağız. Faydeleri, hikmetleri aramak mecburiyetinde değiliz. Bir hikmet zuhur ederse de Allah Allah teaccüp ederiz. Maşallah deriz. Sübhanallah deriz. Ve kullu adil ahkami fi kutubil fıkhı bit vel izah. Benim anlattığım bu hükümlerin tamamı fıkıh kitaplarında tafsilat ve izahatla yazılmıştır. Ben diyor fıkıh kitabı yazmıyorum. Sana burada mektup yazıyorum. Kısa bir yarım sayfa bir sayfayla bir teşvik yaptım diyor. Şeyhinin oğullarına yazdı bu mektup. Vel maksuduna bu fil amali bi muktaza ilmi fıkıh. Bizim kastımız nedir? Fıkıh ilmi ne gerektiriyor? İlmi hallerde ne yazıyor? E şimdi ilmi hallerde bunu 600 700 sayfa 800 sayfa bir ilmi hal nasıl oluyor? En az abdest kusur, taharet işlerinin gibi 300 sayfa 400 sayfa o bölümler ne var o zaman orada? İşte onların gereğince amel etmek lazım. Bu amele biz teşvik ediyoruz. Sen bilmeden nasıl amel edeceksin? Biz teşvikçiyiz buyuruyor. 13'ün Efendim siz gereğini fıkıh kitaplarından öğrensin. Arapça fıkıhlarınızı okuyacağınız ilminiz yoksa elhamdülillah Türkçe ilmi yazdırıyor Mevla bize. Hoca benden yazdı. En başta Ömer Nasuh Efendi çok çığır açmış bu işte zaten. Efendim onlarla amel edin. وَفَّقَنَ Allah ve وَيَّاكُمْ Allah Teala bizi de sizi de muvaffak eylesin. لِلْاَمَالِ الصَّالِحَةِ الْمُوَافِقَةِ لِلْعُلُومِ الشَّرْعِيَّةِ Şu duaya bak. Şeriat ilimlerine tıpatıp uygun olan salih ameller. Namaz amel. Hem de salih amel. Ama fıkha uygun kılmazsan, tadil erkansız kılarsan dua dilecek, amin denecek bir şey değil. Onun için şeriattaki fıkıh ilimlerine uygun şekilde namaz kılmak. Namaz salih amel ama tadil erkansız kıldın fasit amel oldu. Salih ameli de berbat ettin. Onun için şerat ilimlerine uygun salih amellere. Ba'den ve fekana li tashihil aqaidil yakiniyeti. İlk başta bizi neye muvaffak ettikten sonra Şüphesiz iman ve itikat ehli sünnete göre inanç meselelerine e, meselelerinin tasihine yani gözden geçirilmesine, kontrol edilmesine, ehli sünnete uygun mu inancım, değil mi? Evvela itikadını tasih et, itikatlarımızı düzeltmeye, bizim muvaffak olduktan sonra şeriatın diğer ilimlerine muvaffak, salih amellere de bizim muvaffak eyleye. Bir hürmet Seyyidil Murselin, Amin gönderilen efendisi hürmetine. Rabbim bu dualarımızı kabul eyleye. Aleyh ve aleyh ve aleyh kulli minel salavat eftal ve minel teslimat ekmel efendim o gönderilen efendisine ve onun e, diğer gönderilen enbiya üzerine ve her birerlerinin ehli beytleri üzerine salavat, salavatın en faziletlisi selamların en mükemmeli olsun. Amin. Yani diyor feyn ve ceddün fi enfusikum şevken ila fadayli salati ve littala ala kemalati el maksusatı biha. Şimdi namazın faziletleri bir de manevi tasavvufi anlamları var. Kemalatı var. Bunlara içinizde bir istiyak bunları öğrenmeye şevk bulursanız yembehil muradiyat ila selaset mekati bel muttasili ba'duha ve mutalaat ya. O zaman üç mektup var peş peşe gönderilmiş. Onları mutalaat edin. O zaman mektuplar yazılıyordu, istinsak ediliyordu. Kitap halinde değildi ama o mektuplar herkes birbirinden aldığı için bulunuyor. Yani o da diyor işte elevel mektup Bismi Veledi Muhammed Sadık zaten Şeyh'in oğullarıyla İmam oğulları yani aile içi gibi birbirini çok tanıyan aileler. Onları bildiği için biri oğlum Muhammed Sadık adına yazmışım. Vesyani Bismil Mir Muhammed Noman kalifesidir Mir Muhammed Noman'a. Onun adına yazmışım Vesyani Bismil Şeyh Taciddin. Şeyh Taciddin diye onu tanıdıkları insanlar. Onlarda bu mektuplar var diyor. Hani mektubat kitabı var demek istemiyor. Bu mektupları birbirine ekli yazmıştım. Onlara bakarsanız onlarda da daha başka ilimler bulursunuz buyuruyor. Şimdi Evvela itikat Aristoteles'e göre biliyorsunuz mektubun başından beri aylardır itikatla ilgili dersler yapılıyor. Ondan sonra da fıkıhla ilgili kısa bir teşvik yaptı. Bir iki ders tutmadı yani. O da geçen ders çok okuyamadım. Okusan belki bir derste de biterdi. E, bu noktaya geldiğimizde e, itikadı düzeltmekten sonra fıkıhla meşgul olmak, zaruri ilim ilmi hallerimizi vesaire bilmek. Bunları söyledikten sonra o zaman e, ne buyuruyor efendim? Hmm, Bundan sonraki konuda itikat konuşuldu, amel konuşuldu. İhlasa gelecek yani. İhlas da tasavvufla kazanılır. Görüşünde olduğu için. Mübarek e, sofiye Aliye'nin yoluna sülük edilmesine e, dair efendim e, mektubunu beyan ediyor. Şimdi bu noktadan sonra yani belki iki ders falan vardır. Bunları ne yapalım efendim? Ee, biraz tasavvufun... ...inceliklerine e, giriyor. Ancak ben... E, ...bir miktarını... ...belki size... E, ...beyan ederim. E, ondan sonra diğer itikatla ilgili... ...mektuplara geçmeyi münasip görüyorum. Çünkü bazı... E, ...İmam-ı bazı şeyleri tarikat ehline has. Tasavvuf ehlini... E, bağlayan özel şeyleri var. Yani bize tabi delil ol oluyor. Hocet sayıyoruz onu. E, bazı tabi orada e, meseleler e, halk tarafından anlaşılmaya da bilir. Halk tarafından anlaşılmaya da bilir. O bakımdan biz e, sizin anlaymanıza e, riayet etmemiz önemli. Çünkü biz burada e, bütün dünyaya yayın yapan bir televizyondayız. Televizyon kanalındayız. Bundan dolayı bazı mektupların bazı bölümleri de Özel celselerde hususi ihvan ile tasavvuf ehli arasında da okuması münasip olur. Bundan dolayı bu husustaki ve hepimize gereken konular şu anda bu mektup itibariyle bitmiştir. İnşallah bundan sonra i̇mra Saliha'ya yazılan Salihah bir hanım diye bahsettiği e, uzun yine bir mektup 10 sayfa kadar zannediyorum. O uzun mektuba evvelce başlamıştım bitirememiştim. Çok sene evvel radyo zamanında çok yani var belki 6-7 sene evvel 8 sene evvel. O mektubu yeniden tabii artık o kayıtlar belki radyoda vardır ama görüntülü de değildi. Ee, biz o mektuba başlarız inşallah rahman, Rabbim İmam Rabbim Hazretleri'nin füzatından, berekatından, kemalatından cümlemizi müstefid eylesin, müstefiz Zailesin Mektubat derslerine devam etmek suretiyle büyüklerin himmetini üzerimize daim eylesin. Amin. o sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin aleyhi ve sahbihi ve sellem.